Sinefil kafasından herkese merhaba. Ben Aktan Kançer. Ben Halil İbrahim Sağlam. Bugün bilgisayar uyarlamasından çıkıp sonra iki tane filmi yapılan ve tekrardan yeniden çekilen Tomb Raider filmini inceleyeceğiz. Yıllarca Angelina Jolie ile iyice alışmıştık, özdeşleşmişti. Evet. Ama nedense filmler çok iyi değildi. O yüzden onlara ayrı değineceğiz videoda. O zaman bir görüntülere bakalım. Bakalım, sonra konuşalım artık. Ortaya dökelim her şeyi. Tamam. Angelina Jolie'den sonra yeni Tomb Raider'ın kim olacağı uzun bir süre konuşulmuştu. Alicia Vikander tercihi yapıldı. Üzerine tartışmalar döndü. Yakışıyor, yakışmıyor role. Aslında Alicia Vikander dışında bayağı bir öneri sunuldu. Evet, yani Rebecca Ferguson'lar duymuştum başka. Evet. Bir dönem işte hatta Jennifer Lawrence bile geçti bir ara. Evet. Ama çok alakasız tabii. En sonunda Alicia'ya kaldı. Filmleri hatırlamak adına ben basının gösterimine gitmeden iki filme tekrar göz attım. Hı hı. 2001 tabii nereden 16 yıl geçmiş ilk Tomb Raider filminin üzerinden. Bayağı bir o zamanların memur aksiyon yönetmeni diyelim. Simon West. Evet. Yönetmenliğindeki ilk. Hatta YouTube'un bir tane soundtrack'ini yapmıştı filmin. Evet. Evolution muydu? Neydi öyle bir şeydi şarkının adı? Neyse. Orada açıkçası şöyle bir şey var. İlk film başlar başlamaz direkt Lara Croft olarak başlıyor. Hani evet. Direkt bir aksiyon sekansıyla hiçbir karakter tanıtımı bir şey yok. Evet, Lara Croft şey malikanesinde görüyoruz zaten filmi. Direkt aristokrat, aileden evet. Gelmiş her şeyi var hani böyle. Zengin. O şekilde başlıyordu. Burada tabii şimdi günümüz aksiyon dinamiklerini uyarlayacakları için ben biraz şey bekliyordum. Eskinin daha uçuk fantastik aksiyonlarından ziyade daha böyle gerçekçi, realist, kanıyla, canıyla dövüşen bir karakter gibi. Aslında sanki biraz öyle yapmaya çalışmışlar burada. Evet, biraz daha gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Çünkü Angelina Jolie, Tomb Raider'da genelde şeydi böyle, iyi dövüşen, iyi silah kullanan vesaire, kaçmayan, korkusuz kadındı. Böyle habire dayak yiyor. Evet, burada direkt Tomb Raider olmuyor aslında. Başında işte Tomb Raider olma sürecine ilk girişini yapmışlar bu sefer. Hatta şey mesela atıyorum bir sahnede buna karşı geliyorlar, bu kaçıyor. Savaşmayı bırak, kaçıyor falan yani. Biraz da Indiana Jones'un olmamış hali, yani daha yetişmemiş hali gibi sanki. Artık teknoloji gelişti, yıllar geçti aradan. Yeni bir Tomb Raider'a, yeni bir konsepti yani beklentilerim vardı, razıydım. Çünkü sonuçta eski şeyi değiştirmek gerekiyor. Fakat ne Alicia Vikander'dan ne filmin genel tonundan ben memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Tomb Raider efsanesi değil. Hani oyunlarında ben çok oyun oynayan biri değilimdir ama küçüklüğümde sonuçta ben bir Tomb Raider oynamış bir insanım. Biraz minyon kalıyor zaten fiziksel açıdan. Tomb Raider biraz daha etli butlu bir karakterdi. Fiziksel açıdan zaten başından beri ilk söylediklerinde de yakıştırmamıştım rol olarak. Başka alternatif kişiler olabilirdi. Bir de Tomb Raider sanki biraz daha böyle sert bir kadın böyle. Yani oyunlarda vesaireler sertti böyle, dediğim dedik diyen bir karakterdi. Bu Alicia Vikander'in karakteri biraz daha böyle hani espri kabiliyeti olan, biraz daha ne bileyim Alicia'nın daha önce oynadığı karakterlere benziyor. Hatta Uncle filmi vardı ya. Oradaki karakterine biraz daha yakın geldi bana. Bunun üzerinden şey tartışması yapabilirler sadece. Şimdi tamam, filmler iyi değildi. Lakin hani biz ne kadar role yakıştırsak da onları şey olarak eleştirenler vardı işte. Sürekli seks apelitesini öne çıkarıyor. Hani Angelina'nın işte bakış olarak ya da işte sürekli belden altı kamera zoomları vesaire. Bunda öyle bir şey yok. Yok, bu direkt zaten şeyle, oyunculuğuyla var olmaya çalışıyor aslında. Aksiyon yıldızı gibi tasarlanmış ama. Ama İşte Tomb Raider değil, günümüz herhangi bir aksiyon filmi gibi. Evet, çok özelliksiz yani. Bir aksiyon figürü. Daha çok zaten arkeolog gibi. Yönetmeni aslında iyi bir zanaatkar diye düşünüyorum. Bu Norveçli bir yönetmen. İsmini söylemesi çok zor. Rolf Utauk. Hatta Norveççe söyletmeye çalıştık da onu bile söyleyemiyoruz. Çok zor söylüyor. 2 yıl önce The Whale diye bir Norveç filmi vardı. Felaket evet, filmi. Dalga. İyi çekilmiş bir filmdi. Gerçekten iyi filmdi. Hatta ondan önce de korku filmleri serisi vardı. Cold Prey miydi? Öyle bir şeydi. Ya ben onu da 10 yıl önceden VCD zamanlarından hatırlıyorum. Şeytanın Oteli diye bir seriydi. Evet, hatta üçlemeydi böyle. Evet. Ölmeyen bir karakteri vardı. Bu Michael Myers vari bir karakterdi. Yani yönetmen aslında fena bir yönetmen değil. O yüzden umut duyduk biraz ama film nedense bunu kaldıramamış. Bilindik bir senaryo akışı var. Çok
Ben artık bir ara hatta izlerken ben bazı repliklerde güldüm, sen bana baktın orada hissettim. Hmm. Baktığını. Aslında repliğin komikliğinden falan değil, hani olayı, her şeyi tahmin ettim ben. Klişe senaryonun, evet, klişe yönüne güldüm. Hani işte babasıyla oluşturulan bir senaryo dinlemeyi var. Hükümde de vardı da bu kadar düşmüyordu. Ya aslında film zaten günümüzün filmi gibi değil. Sanki böyle 90'ların aksiyonlarından çıkıp tekrardan işte piyasaya sürülmüş gibi duruyor aslında film. Zaten o dönemde böyle keşif filmleri falan vesaireler çok çıkardı. Aksiyon dozacı, çok derinlikli olmayan aksiyonlar çok çıkıyordu. Kötü adamlar mesela iyi tarafı olmayan salt kötü adamlar oluyorlardı. Bu da öyle bir film zaten. Öyle, Walton Goggins işte. Yani salt kötü. Salt kötü karakteri olmuş. Hatta normalde mesela kandırmacalar falan oluyordu. Burada direkt kötü. Başından itibaren kötü. Şey olarak ilk filmde mesela 2001 ve 2003 yapımı olan iki filmde senaryo tabii o zamanların aksiyonlarına göre çok uçuk. Hani sanki bu Pierce Brosnan'lı abartılı Bond serileri var ya, Daniel Craig'e gelmeden önce. O zamanlar gibi konular. İşte yok dünyada gök, üç tane şey birbirine gelecek de bir şey doğacak da Pandora'nın kutusu vesaire. Buna baktığımızda konu ihtimali aslında biraz daha gerçekçi işlemiş. Daha çok hani... Ya şimdi mitler üzerinden mi? Mitler üzerinden. Mumya benzetmesini o yüzden, evet, yapmıştım sana. Evet. Yani filmde o da şey çok ilginç konuşuyor aslında. Hiç Asyalı gibi değil. Sanki Amerikalı Asyalı gibi duruyor. Onu zaten böyle o çok yan karakter. Yani filmde hiç önemli bir rolü yok aslında. Karakteri de yani mesela azıcık işle, bir şey yap, değişik bir şeyler kat. Yani Asyalı bir karakter koymuş. Mesela şey diyor buradaki, hani esirleri sen götür diyor bu Asyalı adama, Tomb Raider. Hı hı. Sonra zaten esirlerin yarısını öldürüyorlar yolda. Ama sonraki sahnede bakıyoruz, esirler duruyor hepsi. Full kadro yine. Sanki öyle komik komik şeyler oluyor. Yani şey mesela akılda kalıcı bir aksiyon sahnesi yok filmde mesela. Şu an filmden çıktıktan sonra senin aklında var mı? Yok, seninle şeyi konuşmuştuk. Sen bana mesela demiştin Tomb Raider 2'nin 2003 yapım filminin sonlarına doğru bir sahne vardı mesela, hala aklında senin o. Evet, o sahne mesela akılda kalıcı bir sahne. Hatta ilk filmin de açılış sahnesi akılda kalıcıydı aslında. Evet. Robotla dövüş sahnesi falan vardı. Burada da bisiklet sahnesini mi diyelim? Mesela o filmde biraz Premium Rush filmine benziyor. O kısmı, o sahne. Evet. filmde Dominic West, eskiden genç rollerine çıkan Dominic West, artık, evet, baba rollerinde görüyoruz. Ya. Hem de Tomb Raider'ın babası. Ya mesela onun karakteri de birazcık şey, klişe bir karakter. Yani fedakar baba rollerinde ama kız onu terk ettiği için suçluyor vesaire falan. Bunlar çok artık kalıplaşmış olaylar yani. Hiçbir sürprizi yok, esprisi yok. Hatta Tomb Raider'ın bir tane fragmanlarda da çok koyulan bu uçakta, işte terk edilmiş, çürümüş bir uçaktan atlama sahnesi var ya. Evet. Mesela o sahne de biraz zorlama bir sahne. Bu uçak ne zaman oraya düşmüş? Bir de bizim ana karakterimiz oraya bindiğinde mi illa o uçak orada o kadar durmuş da düşüyor? Yani her şey bir klişe senaryo matematiği işte. Ya o biraz şey gibi olmuş. Mesela hikayedeki bir tane ada var. Adayı biraz Bermuda Şeytan Üçgeni gibi tasarlamışlar. Oradan alınmış bir hikaye gibi. Şimdi yeni artık film tabii ne gişe yapacak bilmiyorum ama bundan sonraki nesil için yeni nesil, yeni model Tomb Raider bu. Artık bununla tanıyacaklar. İlgimi çekecek bir seri olacağını söyleyemem ilerisi eğer seriye dönüşürse. Alicia Vikander'la. Yani günümüz artık şey içerisinde de hem teknolojik açıdan hem klasik aksiyonlar yönünden ya da artık bir sürü ajan filmi var sonuçta işte. Yani herhangi bir yenilikçi yapı bulamıyorum. Bulamadığım için ilgimi de cezbetmiyor. Ya işte biraz Indiana Jones'un muadili olarak geçiyor film ama Indiana Jones biraz daha dolu çekilmişti. Daha böyle akılda kalıcı sahneleri vardı. Senaryosu biraz, matematiği daha iyiydi. Bu film hakkında bir de şey diyebilirim işte, ne bileyim, birazcık daha fantastiği gerçekçi boyutlara indirmişler. Hatta bazı sahneler mesela çok olabilecek olaylara yönlendirmişler filmi. Onun dışında filmin bir kısmı çok karanlık değil miydi sence? Bayağı karanlık sahneler çekilmiş. Bir de 3D gözü inanılmaz yoruyor filmde. Evet, yani neden Tomb Raider'ı 3D izliyoruz bilmiyorum ama. O baştaki bir tane dövüş sahnesi var. Ben orada gözlüğü çıkartmak hani istedim. Öyle bir artık aynen odaklanamıyorum. Hani kendimin suratını görmeye çalışıyorum, göremiyorum. Gözlük IMAX'te bayağı yordu. Bayağı yordu. Yani filmi özetle son cümlelerimizle bitirirsek bence günümüzde iyi aksiyonlar yapılıyor. Ama bu film biraz 90'larda kalmış aksiyon anlayışına uygun bir film. O yüzden de biraz etkileyicilikten uzak. Oyunculuklar da
pek tatmin etmedi bizi. O yüzden yani aksiyon severler için bu haftada bu haftanın seçeneklerinden biri olabilir ama onun dışında film başarılı bir film diyemeyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.